Merhaba arkadaşlar, adım Ulaş. Bugün sizlerle Ark serisine devam edeceğiz. Bugün güzel bir gün arkadaşlar, güneşli, oldukça iyi bir gün. Kameramda küçük problemler olabilir. Yeşil ekran kullandığım için, sürekli de ışık falan değiştiği için bazen görünmez olabilirim, bazen de arka planda bazı titremeler olabilir. Sorun etmeyeceğinizi düşünüyorum. Öldük arkadaşlar. Aslında birkaç gündür video çekmiyordum. Çünkü hem şu evimizi tamamlamak için malzeme toplayalım. Hem de şuraya birkaç tane köprü falan yapalım. Böylece siz bunları yaparken siz sıkılmayın diye. Malzeme falan topluyordum arkadaşlar. Ama ölmekten sıkıldım. Beraber yapalım yani. Yoksa bu iş başlamayacak. Başlamayacağını düşündüğüm için de vazgeçtim malzeme toplamaktan. Kendimize bir zırh yapalım şuradan hemen hızlıca. Ya siz de ilerlemek istemiyorum arkadaşlar. Hani böyle bir durum söz konusu. O yüzden metal çağının leveline gelmiş olsam da metal çağına geçemedim. Dolayısıyla bir türlü başlamak bilmedi bizim şey. Serimiz yani doğru düzgün gidip böyle etrafı keşfedemedik. Bilmiyorum, yapacağız bir şeyler. Beraber siz de videonun altına yorum yazarsanız, abi şöyle yapsanız daha iyi olur derseniz, görüşlerinizi dikkate alacağım arkadaşlar. Şimdi en önemli kısma gelelim. Bunu yapmak istiyorum artık. Burada öğrenmek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunları farming, ha yani tarla marla yapmaya sonra başlayacağız. Şöyle bir bakayım. Yani dediğim gibi bayağıdır sizlerle ilerleyeyim diye beklerken kısmet olmadı. Bu smithing arkadaşlar, bununla artık metal eritmeye başlayacağız. Daha sonra bunu yapacağız. Böylece metal eşyalarımızı yapmaya başlayacağız. Metal eşyalar derken bunlar. Sizlerle beraber öğreneceğim. Şimdi. Bunu öğrenmeyeceğim arkadaşlar. Bunun crossbow. Wow. Bu ne? Yeni şeyler geldi. Dün gene peş geldi arkadaşlar. Yeni yaratıklar var zaten, o yüzden çok ölüyorum. Yani bir türlü belimizi doğrultamadık. Bizim genci öyle Pınar'ı zaten reskile bağladılar. Aşağı bir gidelim. Ya şuraya da böyle dolanmak istemedim. Şuraya yapmıştım. Karşıya köprü kurmayacağız arkadaşlar. Öyle bir fikrim vardı. Sonra bu fikirden vazgeçtim. Çünkü aşırı zormuş yani. Bir denedim şurada da. Bayağı bir zorlaştırmışlar sağ olsunlar. Güzel de olmuş yani. Gerçekçi, altına pilar koymadan mesela yapamıyorsunuz. Hoştu. Etraf karno kaynıyor arkadaşlar. Garip garip yaratıklar var. Ama nedense bir türlü raptor bulamadım. Ne, bir de gece oluyor. Oy oy oy, ne güzel. Dur şuradan bir odun alalım. Odun yok. Az önce öldüm, ceset lootlayamadım arkadaşlar. Genelde ölünce lootlamayı başarıyordum ama. Sağ olsun orası bir karışmış böyle. Her yerde bir şeyimiz var bu konuda. Şeyiz. Rahatız. Burada da başka bir hayvan öldü. İlbahim. Tükürükçüyü tekrar temledim arkadaşlar. Bu konuda çok mutluyum. Sen seviyor musun kız? Seni seviyorum. Dahtiyelesin kızı değil.
Öyle bir tane Çorum şiiri vardı. Ellam bir kış günüydüm. Seni gördüğümde okulun badallarının başında kaşını yıkıp geçtiydin yamacımdan. Görmediydin sana yanan bu kalbi. Ve sonra duydum ki başka bir gobele meylin varmış. Onun çünmüş kaş yıkıp yerden süzmeleri. Zoruma gittiydin. Çömüp kaldıydım avlunun orta yerinde. Merzuvanlardan adını bir bir mıh gibi vurup badallara çıktıydım sınıfa ve kıyıladıydım topluyu ve bağırdıydım avazıyla. Seni seviyorum tahtiye alesicenin kızı deyin. Biraz şuradan hemen şeyimizi yapalım. Water skin. Arkadaşlar güneydeyiz. Güneyde olduğumuz için aşırı sıcaklar falan var. Bu sefer öyle takıntılık yapmayacağım. İşimize yarayan hayvanı temin edeceğim. Umarım. Bu yalana ben bile inanmadım ya. Sizi nasıl inandıracağım bilmiyorum yani. Hemen gene aletleri koymadım, unuttum. Metal bir tane şey bulmuştum arkadaşlar kasalardan birinde. Onu kullanıyordum, o yüzden orası gitti. Üçe basınca yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Neyin eksik genç? Odun mu eksik? Neyin eksik? Evet, odun. Okumuzu yapalım, şeyi yapalım. Tükürükçü bizle geçsin. Tükürükçü. Bu arada yeni bir şey fark ettim arkadaşlar. Bu oyunun da modları varmış. Birkaç tane mod indirdim. Bu modlardan biri buz çağı diyordu. Ama pek buz çağını göremedik. Hala sıcaktan kavruluyoruz. Bugün kestin mi? Biri level sınırını ortadan kaldırıyordu. İster istemez buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Hani her level atladığımızda point vereceği için böylece metalden ev de yapabiliriz yani bir süre sonra. Tabii ki öncelikli şeyleri yapacağım. Ben grafikleri şey yapmayı unuttum. Arttırmayı. Arkadaşlar LoL grafiklerde bu şekilde gözüküyor oyun. Fakat grafiği arttırdığınızda yani en azından şunu arttırdığınızda bile ekleyelim. Aha! Yeni yaratıklar. Gıcık hayvanlar. Bırak lan peşimi. Yeni öldüm bak. Git. Evet arkadaşlar. Yeni ve gıcık hayvanlar. Zehirliyor bir de ya. Arkadaş ne çektim ya, ne çektim ben bunlardan. Sağlasın tükrükçü, sen de olmasan hapı yuttuyduk. Bak 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 bak, geliyor bak. Bak. Tükrükçü vur şunun kafasını oğlum. Ulan ben sana nasıl vuracağım, nasıl sorunu. Yiy onu. Yiy onu oğlum. Kopar. Budunu kopar. Ayıp ya. 2 dakika rahat bırakın, 2 dakika. Çalıdır, çırpıdır, bu nedir ya? Alışmadığımız için tabi. Flint lazım. Tamam, flint buluruz. Onu da buluruz. Taş tahta. Smithing yapabiliyor muyum? Şu anda benim öncelikli merak ettiğim şey bu. Smithing. Ta ne zaman öğrendiysem forge. Flint lazım, stone lazım. Fakat biz zaten stone'umuz var, flint lazım. Ya at şunu ya. Hadi. At şunu. Oh. Yürüyelim.
Bunlardan bol bol temizleyeceğim arkadaşlar. Kafaya koydum bu sefer yani. Bulduğumu temizleyeceğim o derece. Yeter ya, her şeyin bir şeyi var. Ya bir günde 12 kere bir insan ölür mü ya? Tahta topluyorum, ölüyorum. Hayvan temliyorum, ölüyorum. O yüzden artık sizlerle oynayacağız. Bak bak, gene geldi bir şey, gene geldi. Tükürükçü! Saldır oğlum! İyi bakayım. Bak arkada bir deney daha var, bir deney daha var. Geç şunu. Sürümcek. Lan ben bunlarla mı uğraşacağım? Oo, çitin çıkıyor ama. Sevdim sevdim. İki dakika rahat durun ya. Yeni patch. Ömrümü yedin yeni patch. Kesin yine çıkacak. Bence bunlar kazınca falan çıkıyor. Ağaçtan maaçtan mı çıkıyorsunuz siz? Evet, flintimiz tamam. Şuradan gidelim, taşımızı alalım. Yeni yeni garip bir tane kuş gelmiş. Şey yapmışlar. Oha taş. Ha burada. Çok övelirsiniz arkadaşlar. Oha dedim ama. Ya sanıyorum bunları pek izleyicilerim önemsemez yani böyle konuşmamı. Eğer hani rahatsız olursanız bunu belirtirsiniz. Daha ne yapayım? Ulan. Arkadaş ya. Yok. Gene bununla çıkartacağım. Bol bol flint lazım çünkü. Sen ölüden topluyorsun değil mi? Evet topluyor, güzel. Güzel güzel, sevdim seni. Ama senin için ne yapalım biliyor musun? Biraz cam verelim sana. Tükürükçü. Seni bu alemin kralı yapacağım. Trax'e kafa tutacaksın. Senin boyun kısa olduğu için bence Trax'i yenme ihtimalin daha yüksek. Nereye gidiyorsun? Gene taş yeterli değil. Keselim, taş çıkartalım. Bol bol çıkartalım. Ya bir de şu hayvana birazcık taşıma kapasitesi verselerdi güzel olur. Her hayvanın kendine has özelliği vardır arkadaşlar. Özellik derken sadece zehirleme, tükürme vesaire olarak söylemiyorum. Yani vereceğiniz statlar önemli. Ya ben buna kalkıp mesela şey yaparsam, adı nedir? Ağırlık taşıma kapasitesini yükseltirsem bu hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Yani al çöpe at bu hayvanı. Veya da arabanın önüne maskot olarak tak. O yüzden mesela buna yapmanız gereken şey birazcık can, birazcık hız. Böyle cillop gibi. Ya PvP'de adamın biri vardı. Ben aslında bu taktiği biraz oradan çaldım gibi geliyor. Ya yani daha önce temliyordum 2-3 tane de. Ya adam bir geziyordu. Böyle sürüyle herife yaklaşamıyorduk. Güzel bir yöntem kullanmış arkadaş. Ve hani çatpat taşıma işinde de kullanıyor adam. Bu konuda oldukça iyi. Evet bunu yaptık. Diğer şeyi neydi onun adı ya? Smithing Table mıydı? Öğrendim mi? Öğrendim mi? Değil mi? Öğrenmişim. Yok, öğrenmemiş de olabilirim ama öğrenmişim gibi duruyor.
gözde ufak bir problem olduğu için arkadaşlar bazen böyle küçük şeyleri, nüansları çözemiyorum. Mortar. Ulan oğlum sen öğrenmişiz de sen neredesin peki? Canım saçma olur öyle bir şey olsa ya. Ben bir tane de şundan yapayım. Dinozor geldi. Böyle şeyler. Allah Allah. Ha, la gözümün önündeki şeyi görmüyorum ya. Evet, taş ve demir lazım arkadaşlar onu yapabilmek için. Taşı yukarıda da buluruz. Tükürükçü gel buraya. Böcek möcek çıkar, uğraştırma beni. O ışık yakın gibi duruyor ama. Ya abi ışık mışık yok, ışık yok. Bitti. Taze bitti. Yani Raptor temizlemeden şuradan şuraya gitmem. Her şeyden önce Raptor. Gel lan buraya. Manyak yaratık. Buralar yeşil idi, çimen idi. Ağaçlarla doluydu arkadaşlar. Fakat manyağın tekini bu adaya attılar. Bu arada Ark bu yaşadığımız bilinmeyen bir ada arkadaşlar. Hikaye hakkında ufak bir bilgi bir yerden duydum. Yani bu adanın, yani şu adanın tamamı Ark arkadaşlar. Ark buymuş. Bilinmiyormuş ne olduğu bu adanın. Yani daha keşfedilmemiş falan bir ada. Bizi keşif için mi gönderdiler, ne için gönderdiler bilmiyoruz. Ama daha çok sanki böyle deneysel bir şey gibi duruyor. Hala orayı bulamadım. Hala bu bölümde bir küçük eksiklik var. Tembellik yapmayıp siteye girip okusam aslında. Daha detaylı bilgi verebilirim. Tükürükçü gel oğlum. Şişt, gel buraya. Koş bakayım. Koş. Yakala beni. Bir tane de dodo temledim arkadaşlar. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Gezip duruyor. Ne yap biliyor musun? Ana Moomix vereyim. Böyle hızlı hızlı geç. Şimdi arkadaşlar metal nasıl elde edilir? Başlık olarak yazmayacağım arkadaşlar bunları. Yani başlık yazmıyorum. Çünkü bunları tekrar bir daha çekeceğim. Yani 60 level olduğumuzda her şeyi açtığımızda falan bunları tekrar çekeceğim. Böylece yani direkt aradığınız şeyi de bulabileceksiniz. Yoksa oyunun içinde yani ilerlet geri götür falan uğraşırsınız. Öncelikle arkadaşlar Smithing'i tanıtayım. Yani bu ocağımız. İçine yanıcı herhangi bir şey atmanız yeterli arkadaşlar. Ama zaten burada yazıyor. Bu Trash or Spark Powder. La bunları çalıştırıyorsun diyor. Şurada bizim Spark Powder'ımız vardı. Alalım. Bunu alalım. Şuraya da şu kutuyu koyalım. Burayı, tarlayı buraya yapacağım arkadaşlar. Gübreleri, mübreleri buraya koyacağım. O yüzden bu evet. Bunun altına bir şey koymam gerekiyormuş. Koyarız. Koyarız. Onu da bir ara yaparız. Şimdilik sen nerede dur? Sen şurada dur.
Bu sefer artık arkadaşlar malzemeleri de sizlerle toplayacağım. En azından hani kombat görürsünüz, bir şey görürsünüz yani. Kombat oluyor. Metalimiz vardı şunlardan birinde, hangisindeydi? Evet, metal. Oyun gelişiyor arkadaşlar, hala gelişmede, hala early access'te. Metal arkadaşlar, bunlar taşlardan çıkar. Daha çok nereden bulursunuz? Daha çok hemen gidip tükürükçü sen kal, koşup gidip geleceğim. Ya koşu karşıki D'den bulursunuz da. Karşıki D'ler cenderme de. Karşıki D'ler metal bizler arkadaşlar. Niye yapamıyorum? Allah Allah. Meşale ha. Yapsın. Beni kandırmaya çalışıyorsun ama ben bu numarayı yemem. Kanıma girme. Raptor yoksa ben de yoğum diyeceğim ama. Bir mağaralardan çıkartırsınız arkadaşlar. Gitmişken yeşil alırım. Gitmişken alırım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öleceksek de ölürüz. Yani bu köprüyü niye yaptığımı şimdi daha iyi anlarsınız. Sudan çünkü daha yavaş geçiyoruz. Üstelik geceler meşale de elimizden gidiyor. Nomia. Bekle burada, seni temizleyeceğim oğlum. Evet, gerekli hayvanımız o arkadaşlar. Onu direkt teyimleyin. Yani oyun oynayan varsa onu tereddütsüz teyimleyin. Hatta E'ye basın pointi. Ya ama olmuyor ama. Gidin lan, gidin. Topu kulaş. Sineğidir, örümceğidir, bitmiyorsunuz ya. Ha, bir de sen eksiktin. Hop, kayı kaptım. Aha, yakaladılar. Bu sefer ayvayı yedik. Gelmeyin! Şu gözüm açılsın, ondan sonra ölebilirim herhalde. Ne oluyor lan? Aha. Evet arkadaşlar, şöyle taşlardan çıkıyor metal. Böyle çizgili çizgili olanlardan. Ya abi bırakın peşini, artık eve dönüş vaktimiz geldi. Hop. Tükürmeyin hocam. Tükürmek yok. Etrafı kirletmeyin. Gördüğünüz gibi zaten ışık gecelerde parlıyor. Lan nasıl bir jungle'a düştük biz. Ama yani yeni patch biraz daha heyecanlı olmuş. Ne yalan söyleyeyim. Yani sürekli tetikte olmak zorundayız. Buna mecburuz. Söylediğime kendim bile inanmadım. Hocam bak bu tarafa. Bak burada örümcek var, ölme. Ondan sonra kendini bana arattırma. O tür taşlardan veya da şu aşağıdaki mağaradan çıkıyor arkadaşlar. Daha önceki bölümlerde mağarayı ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. Oyunda bildiğim kadarıyla 6 tane mağara noktası var. Belki daha fazladır. Ben bunun 2 tanesini biliyorum. Gerisinden bana ne yani. Ben kullanacaklarım diyeyim. PvP'de arkadaşlar mağaraları kapatırlar. O yüzden taşları gösterme ihtiyacı duydum. Yani genelde böyle ilk yakalanan, yani ev kurulan yerler mağara içleridir. PvP'de binalar yıkılabildiği için bunu serbest yapmışlar. Bence çok saçma bir şey. Yani mağaraya giremiyoruz. Çitin sorun, şey sorun. Ama bu yeni gelen patch'teki hikayeyi sevmemin nedeni bu.
Yani mağaralarla artık şey yapıyorsunuz. Adı nedir? İhtiyaç duymuyorsunuz çitin falan için. Light fire derseniz arkadaşlar bunu yaparsınız. Dur, light fire. Ama bildiğim kadarıyla odun bundan daha fazla dayanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Belki bu fazla dayanıyordur. Daha önce hep odunla yaptım. Vardır. Bir numarası vardır. Bir de sizlerle beraber Spark'la denemek istedim. Bakın arkadaşlar metal, yani bunu eritiyor, metal çıkıyor. Ama bir taneden bir tane çıkartmaz arkadaşlar. Sanıyorum iki taneden veya da üç taneden bir tane çıkartıyor. Bu değişiyor diye hatırlıyorum. Bazen bir taneden bir tane çıkartıyor. Kullandığınız malzeme önemli arkadaşlar. Demek ki Spark'la bir taneden iki tane çıkartıyor. Herhalde ısıyla mısıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Bir de Spark'ı alalım şöyle. Odunla deneyelim. Odun aynı zamanda charcoal elde etmenizi sağlıyor. Charcoal'ı da barut yapımında kullanıyorsunuz arkadaşlar. Odun kömürü yani. Evet, tamir edemiyorum. Niye? Fiberim yok. Olaydı, şaşardım zaten. İki taneden bir tane verdi. Demin bir taneden bir tane vermiş arkadaşlar mesela. Dikkatimi çekti mesela benim. Mesela iki tane harcadı ama vermedi. Dengesiz bir şey yani arkadaşlar, yani ben odunu kullanıyorum, dediğim gibi odunda dengesiz. Ne olacağı belli olmuyor. Şansımız yaver giderse çok çıkartırız, gitmezse yapacak bir şey yok. Ama bir dakika, odunu niye yaktım? Spark at, at at at, hemen at şunu, sönmesin. Muhtemelen çünkü odun birazdan lazım olacak bize. Ya gitti. Yaklaşık 1200 tane odun gitti arkadaşlar yani. Buna üzülüyorum. 1200 ya, dile kolay. Evet, stone. Gel lan, taş çıkartacağız. Yani bu falan ki. Heh, taş bulduk. Bulduk da buramıyoruz. Tamam. Taşı çıkartırken daha önce size söylemiştim arkadaşlar. Balta kullanıyorum. Aşağıda görünüyor mu bilmiyorum. Bazen görünmüyor olabilir. Sürekli gördüğünüz gibi taş çıkartıyorum. Yani bu tekniği öğrenirseniz arkadaşlar mesela taş konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Ya bulunması zor bir şey değil arkadaşlar taş. Odun biraz zor arkadaşlar. Özellikle single oynuyorsanız siz çıktığınızda server devam etmediği için arkadaşlar biraz problem yaşarsınız. Yani şu anda buraları kestik biçtik falan da geri bunlar doğmadı. Yani bir iki tane ağaç olaydı iyi olurdu. Garip garip yerlere odun kırmak için diyorum.
Lan bir tane taş itim mi? Yani bu mudur?